Değerli politik yanlış dostları ve değerli program ortağım Ata Hoca, selamlar. Merhabalar politik yanlış dostları, politik yanlış insanlar, yanlış insanlar. Program öncesi kuliste, yani kulis dediğim iki farklı yerden bağlanıyoruz da sizin izlediğiniz yayını andıran, bunun aynı mecrada konuşurken Ata'ya şöyle söyledim. Yani burası benim yanlış yapmaktan çekinmediğim, kalıpların dışında özgürce söz söyleyebildiğim yerlerden birisi. O yüzden de kıymetli. Genelde de zaten olumlu övgüleri diyeyim bu alanda alıyoruz. Rahatça konuşabilme, rahatça kendi kendimizi yanlışlayarak beyin fırtınası yapabilme alanında aldığımızı düşünüyorum. Yani şeydir ya, yanınızdaymış gibi hissettim. Bana gelebilecek en güzel övgü gibi geliyor. Yani oradaymış gibi hissettim. Yani aynı masada üç kişi oturuyormuşuz gibi hissettim. Galiba bir iki yayıncının alabileceği en güzel övgü. Çünkü en kıymetli şey bugün ne? Uçağımızda otantiklik. Otantiklik programı da yapalım hatta. Hakiki kendi gibi olabilmek. İnsanın kendi evinin içindeyken bile kendi gibi olabilmesi zorken, birilerinin önündeyken mutlaka bir şekillere giriyor. Bunu yapmamayı mutlaka yapıyoruzdur da kısmen de olsa başarabilmek bana keyifli geliyor açıkçası. Bütün mevzu bu aslında. Evet, evet. Yani rahatça yanılabiliyoruz, rahatça ikna olabiliyoruz, rahatça saf değiştirebiliyoruz. Evet. Bence bu otantikliğin güzel unsurlarından birkaç tanesi. Şimdi hocam bunu bugün ne konuşacağız? Şunu konuşacağız. Bizi birileri uyutuyor mu ya? Biz gerçekten bir hayal dünyasında mı yaşıyoruz? Hani büyük gerçekler var da işte bizi hatta şu anda çok gündemde sıcak olan işte 2024 futbol sezonu yeni bitti. Ya acaba futbol başta olmak üzere bir şeylerle bizi uyutan birileri var mı? Yoksa uyku da tatlı mı? Yani az daha devrim yapacaktık, az daha isyan yapacaktık şu Fener Galatasaray olmasaydı gibi bir durum. Bu galiba biraz sönümlendi Erdem. İşte o kadar memlekette o kadar mesele varken işte okullar milli eğitim şu hale getirilmişken sen hala Galatasaray diyorsun. Galiba susturmayı başardık o insanları çünkü hayatın öyle olmadı da kendi de inanıyor olamaz. Hayat yani o şekilde aktığına. Hep beraber işte milli eğitim neden böyle yapıyorlar? Yani bu sinirlenmemizi engelleyen bir şey var bir futbol. İşte insan aslında akşamları dizi izlediği için işte ülkedeki pek çok değişikliğe yavaşça ısıtılan kurbağalar gibi fark etmeden bunlara maruz kalıyoruz. Bu dünya algısı gerçek bir algı olamaz ya. Gerçekten akıllı bir insan böyle düşünüyor olamaz. Ya böyle düşünüyormuş gibi yapıyor bir ses çıkarmak için, bir konumlanmak için. Ya da daha kötü senaryoda akıllı değil. Ben o dönem dönem o insanlardan birisiyim. Kendime de bunu hep soruyorum. Yani acaba ve o sesin kaynağını bak samim şekilde açmaya çalışayım. Dediğin gibi huzur içinde dizi izlerken, maç izlerken ya da ne bileyim camdan dışarı bakarken ya acaba bu zamanı, bu düşünceyi, bu ne bileyim işte stadyumda oluşan birlikteliği ya da dizi üretirken, diziyi analiz ederken oluşan bu beyin fırtınasını, akıl yürütmeyi daha iyi bir mecraya akıtabilir miyiz diye o düşünce, o huzursuzluk hep beni dürtüyor. O daha iyi mecrane onun yanıtı yok. Yani onun yanıtı zaman içinde değişebilir. Dediğin gibi kimi zaman işte milli eğitimin dertleri olabilir. Kimi zaman işte ne bileyim sokak hayvanları olabilir. Sürekli kendine daha ulvi bir amaç bulabilirsin ve içinde bulunduğun o anı, o meşgaleyi az ulvi bulabilirsin. Ve bir fark ettim ki o ulvilik savaşının da sonu yok. Yani bunu zaten filozoflar binlerce yıl boyunca o çarkı döndürmüşler. Bireyden başlamış, daha ulvi amaçlar topluma doğru gitmiş. Gitmiş, çark tamamlanmış, yine bireyde bitmiş. Ve o çemberin, yani saatin hangi dakikası kusursuz eşref saati, o 360 derecelik çemberin hangi açısı kusursuz ulvilik, bunun yanıtı olmadığına karar verdim. Ve aslında şuna da karar verdim. Her an birileri için uyanırız ve birileri için uyutuluyoruz. Ya
biraz şöyle bakmak lazım aslında. Şimdi o taraftan bakalım. Bizi işte sosyal medyanın olmadığı bir dünya, internetin olmadığı bir dünya, biraz daha geriye gidiyorum, televizyonun olmadığı bir dünya. Daha çok dışarı çıkıyorduk. Evet, çocuklar daha çok sokaktaydı. Evet. Ama dışarıdayken ne yapıyorduk? Hani eylem mi yapıyorduk? Hayır, yani kahvede daha çok adam pişti oynuyordu. Daha çok kadın işte okey oynuyordu. İşte sokakta daha çok çocuk oyun oynuyordu. Evet. Belki biraz daha akşamları yapacak bir şeyimiz olmadığı için farklı daraltılmış gruplarda daha çok bir araya geliyorduk. Yani politikayla belki biraz daha particilikte ya da bir sivil toplum örgütüyle ya da ne bileyim bir örgütle belki daha çok hemhal olma ihtimalimiz vardı. Şu an bugünün bu çağda doğmuş bir çocuğun böyle bir şeye ilgi duyma ihtimali gerçekten çok 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 düşük. Çünkü rekabet ettiği şey hayatın ta kendisi. Yani sıkıntı denilen bir duyguyla rekabet ediyor ve sıkılmama üzerine organize olmuş. Seni sıkmama üzerine organize olmuş. Bayağı kapsamlı bir külliyat var. Türkiye Ligi'nden sıkılırsan İngiltere Ligi var. Ondan sıkılırsan oyun var. Ondan sıkılırsan sınırsız dizilerin ve filmlerin olduğu bir alan var. Ondan sıkılırsan biraz da entelektüel bir aktivite yapayım diyorsan inanılmaz bir kütüphaneler dolusu kitaplar var. Var oğlu var. Yani bizi aslında oyalayacak çok şey var. Şimdi bu taraftan baktığımda biz bir toplum olarak gerçekten hakkımız yeniyorsa, çok kötü yönetiliyorsak ve bir araya gelip isyan etmemizle aramızdaki engel Netflix'se o zaman zaten bir toplum değilizdir canım. gerçekten engel sadece bu olamaz yani. Yani şey güzel aslında, bu geçmişle olan kıyaslama çok hoşuma gitti. Eskiden kısıtlar, yani bir şeye ulaşmak için kısıtlar para ve mesafeydi. Yani bir içeriğe ulaşmak için işte paran yetmiyordu. Gidip kaset, kitap almaya, film izlemeye ya da kalkıp bir yerden bir yere gitmen gerekiyordu. O kitap, yani bırak evinde olmayı, belki semtindeki kütüphanede bile yoktu. Semt, hatta şehir değiştirmen gerekebiliyordu. Ya da yurt dışından bir kitabı, biz gerçekten bunu üniversitede yaşadık. Kitabı yurt dışından sipariş ediyorsun. Basılı kitabı yok yani ulaşabileceğin. Hani internet yok ya da limitli, PDF'i yok, fotokopisi yok, yok. Ve bunu bir ay sonra geliyor. Yani zamana, mesafeye ve paraya bağımlıydın. Şimdi para birçok içerik bedava. Mesafe birçok içerik olduğun yere kendiliğinden geliyor. Ama zamanın kısıtlı. Dilemma değişti ve öncelikler değişti. Eskiden de şey diyenler vardır herhalde. Yani oğlum git şurada sokakta futbol oynayacağına, git de işte kütüphanede bir şeyler oku. Eve gel iki kitap karıştır deniyordu biz küçükken. Şimdi tam tersi oldu. Belki ekran karşısında, tırnak içinde söylüyorum, iki kitap karıştıran çocuğa bütün gün ekran başındasın, kalk da biraz top oyna diye kızıyor bu sefer ebeveynler. Kısacası insan herhalde 7-24 uyanık olamıyor. 7-24 toplumsal meselelere, 7-24 daha iyi bir dünyaya, bilgilenmeye, aydınlanmaya, kültüre, paylaşıma odaklanamıyor. Ve buna gıcık olan birileri, ki dönem dönem ben, diyor ki uyuyorsunuz, yeter artık, uyanın ey gafiller deniyor. Hayatının bir döneminde kurbağa örneği verdin mi vermedin mi? Hadi öz savunmanı ver. Elbette Yavaş verdim çekim hocam. ben kurbağa örneğini verdim. Elbette vermişimdir. Yani Facebook'un eski tozlu sayfalarına gidip bakmak gerekiyor 2010'larda. Gerçekten de buydu. Bir de kimi zaman bu toplu uyanış anları da oldu Türkiye'de. İşte politik uyanışlar, seçimler, işte Gezi, efendime söyleyeyim tribünlerin bir anda bilinçlenmesi gibi. Yani bir gün içinde böyle radikal siyahtan açık bir griye geçiş olan anları da gördüğümüz için şey dedik, vay be, yıllardır uyuyormuşuz anlarını çok yaşadık. Ama ben burada iğneyi kendime batırarak şunu söyleyeceğim. Dediğin gibi o uyumanın sebebi aslında Netflix ya da futbol ya da ne bileyim, yani başka manevi pozisyonlanmalar değil. Aslında o uyanış için yeterince kimsenin içten samimi ve doğru eforu göstermemiş olması. Bu uyanamama durumunu da hadi felsefi olarak tasnif ederim. Şimdi sinema literatüründe bir film grubu var. Bu film grubuna radikal aldanma filmleri deniyor. Ne var? Söyleyince anlayacaksın. Matrix,
İşte Truman Show, 13 Floor, öyle. Yani aslında bizim etrafımızdaki dünya hakiki dünya değil. Bunun ötesinde bir hakikat var ve bize bir alem yarattılar. Bizi oyalamak için işte bir tanesi enerjimizi sönümlüyorlar. Bir tanesi uzaylılar bizi kaçırmış kendi yerine götürüyorlar. Bir tanesinde bir televizyon şovu için inşa edilmiş bir dünyanın içinde adam uyanana kadar aslında kullanılıyor ve sömürüyor. Buna sömürülüyor. Buna radikal aldanma deniyor. Ve aslında felsefedeki şeyden geliyor. İşte Platon, Neoplaton, Hegel o felsefi akımlardan geliyor. Yani gördüğün hakikat gerçek değil. Sen aslında bir gerçekliğe inandırılmış, Tanrı tarafından kurgulanmış bir gerçekliğe inandırılmış bir varlıksın. Ve madde dünyasının gerçek olduğunu inanacak şekilde tasarlanmışsın. Felsefe bu. Şimdi bu felsefenin daha modern öğretilerdeki hali de işte uzaylılar senin için bunu yapmış olabilir. Bir televizyon şovu senin için bunu yapmış olabilir. Bir devlet senin için bunu yapmış olabilir. Hatta filmlerden bir tanesi Island'tı galiba. Sen bir gerçek bir kişinin kopyasısın. O gerçek kişi örneğin böbreğini kaybediyorsa senden böbrek söküyorlar, ona takıyorlar. Ama sen bunu bilmiyorsun, sen bu dünyada olduğunu bilmiyorsun. Senin dünyanda da sürekli piyango çekiyorlar. Piyango çekişi kime çıkarsa o da bilmem ne bahçesine gidiyor. Cennete gittiğini zannediyor ama aslında böbreğini vermeye gidiyor. Film de bununla ilgiliydi. Bu temaya radikal aldanma diyoruz. Ve gerçekten hepimizde şu zihin kıvılcımlanmasını yaşatıyor. Biz şu an gerçek dediğimiz her şey hakikat mi, gerçek mi? Yoksa aslında bir kurguya mı inanacak şekilde tasarlandık? Bu ilk kısmı... Yok, lütfen devam et. İkinci kısmı olduğunu bilmiyordum. İkinci kısım şimdi çıktı. İkinci kısımda şu. Sen sömürülen bir sınıfsın. Sömürülen sınıf olduğun için sömürenler senin için bir eğlence dünyası inşa ediyor. Ve senin sömürüldüğünü sana hissettirmemek, hatırlatmamak istiyor. 1984 Orwell'ın dünyasında böyle proleterlere pornografi üreten bir birim vardır mesela. Okyanusya Devleti'nin. İşte proleterler için piyango çekilişi düzenleyen bir birim vardır. Bununla oyalanırlar. Proleterler için ucuza içki dağıtan bir birim vardır. Bununla oyalanmasını sağlarlar. Dolayısıyla proleterler kendi aralarındaki bu küçük çekişmeler, futbolla ilgili çekişmeler, piyango ile ilgili çekişmeler harala gürele derken yaşar ve giderler. Ve o iç partinin özellikle insanların ayrıcalıklı bir hayat yaşadığını ve onların sırtından kocaman bir medeniyet inşa ettiklerini ve aslında sömürüldüklerini unutarak hayvanlara benzer bir hayat yaşarlar. Şimdi bu kurguda aslında bir yönetim tasarımı, bir devlet tasarımı, bir distopya, kötücül bir devlet vatandaşlarını nasıl uyutabilir? Üçüncüsü de, şimdi bunun bir sonraki adımı da işte kapitalizmin kurgusu. Kapitalizm öyle bir dünya yarattı ki herkese oyalanacak bir şey verdi. Fakirler fakir olduğunu algılayamıyor. Algılasa bile bir gün zenginleşebileceklerine inanıyorlar. Ona bu yol, onlara bu yollar da açık tutuluyor. Toplumda bir kast sistemi var ama gerçekte kast sistemi yokmuş gibi davranılıyor. Ve insanları tırmanabilecekleri senaryolar da inşa edebiliyor. Şunları yaparsan bak sen de şu insanlar gibi olabilirsin gibi kariyer rotaları onlara sunuluyor. İşte kapitalizm insanlara küçük oyuncaklar veriyor. Kendi bedeniyle daha fazla ilgilenmelerine neden oluyor. Küçük bir çanta için çok fazla çalışmalarını sağlıyor. Bir araba için ömrünü vermeyi, bir ev için ömrünü vermeyi sağlıyor. Ve insanlar buna uyanamadan haralayla güreleyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu başka bir kurgu. Bir başka kurgu da Türkiye örneğinde olduğu gibi işte ülkeyi bir yere götürmek isteyen insanlar ve buna uyuyarak müsaade eden çoğunluk falan gibi tam gerçekliğe oturmayan, gerçeklik payı olan ama %100 oturmayan biraz karikatürize edilmiş bir durumda var. Özetle uyutuluyoruz senaryosunda aslında bir sürü versiyonu var bu anlatıda. Çok güzel bir harita çıkardın. Yani 2 ile 4 kısmı biraz daha politik yani 1984'te evet. Ya da işte bence 1984'ün uzantısı olan bizler gibi ulus devletlerde her dakika uyanık olmalıyız, ulusumuza, düzenimize sahip çıkmalıyız. Daha ilkel politik kurgular bence. Onları bir kenara koyarsak, yani zamanımız kalırsa tartışırız ama 3 numara bence kapitalizmin ve kapitalizmin yarattığı işte dijital toplum, tüketim toplumu gibi
türev kurguların en başarılı olduğunu söylemek mümkün. İlk başta anlattığın o radikal aldanmayla ilgili, yani benim söyleyecek çok bir şeyim yok. Eğer biz bir Matrix'te yaşıyorsak ya da işte biz başka Legosuysak, yani bizi kurgulamış ve oyun oynuyorlarsa, gerçekten de hani biraz hayıflanarak bunu öğrendiğim günde hadi canım falan derim, ama yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Ya ama o senaryoda şey var canım, sana sahneyi kurguluyor, sana gene free will veriyor, özgür irade veriyor. Ve yani, orada topladığın puanlarla gerçek hayatın nasıl yaşayacağının ödülünü veya cezasını alıyorsun. Evet, şey Toy Story işte bir yerde, evet. Yani çocuk oyuncakların sahibi uyuduktan sonra da onların kendi içinde bir minimal hayatları var. Ama bence bu program şu kapitalizmin getirdiği, işte işin içinde tüketimin olduğu, işin içinde mini mutlu olma anlarının olduğu ve tekrar söylüyorum, benim de oldukça sık eleştirdiğim o kaçışlar gerçekten mutluluk kaçışları mı, uyutulma mı? Yani bir futbol maçına gittiğinde o kapitalist eşitsizliği hissetmeyip işte bir CEO ile bir asgari ücretlinin kol kola girip aynı coşmuş halde takımını desteklemesi gerçek bir durum mu, sahte bir durum mu? Bunu konuşmak isterim. Ya da dediğin gibi küçük bir çanta alınca ne bileyim modaya uygun, yani diğerlerinden hiçbir farkı olmayan ama üzerinde iyi bir marka olan bir beyaz tişört aldığında markasız beyaz tişört almaktan daha mutlu hissediyorsan, bu gerçek bir mutluluk mu yoksa aldanma mı? Uyutuluyor muyuz? Bunu konuşalım. Zaman kalırsa... Şey önemli. Tam burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir sürü post var. İşte gençleri çalışmaya ikna edemiyoruz. İki gün geliyorlar sonra işi bırakıyorlar. İşe dair bir tutkuları yok. Şimdi yorumlarda şöyle. O insanlara bir hayal kurduramıyorsun. Yani bir ev alabileceklerine inanmıyorlar. Bir araba alabileceklerine inanmıyorlar. Dolayısıyla onlara bir motive edici bir şey yok. Yani ailesinin ona verdiğinden sen daha fazla bir şey vermiyorsun şirket olarak. Dolayısıyla dönüp ailemle yaşayayım daha iyi diyebiliyor çocuk. Yani kapitalizm bak fail de edebiliyor bu senaryoda. Demek ki senin insanlara ev aldırabilecek, araba aldırabilecek hayaller kurgulaman lazım. İyi bir kapitalist olman için, iyi bir kapitalist ülke olman için. Orada sana çalışma şevkiyle insanların yüksek bir arzuyla gelmelerini sağlaman lazım. Türkiye'de bak bu sallantıya girdi. Çok güzel dedin. Hatta yani ben bu konularda kitaplar yazmış birisi olarak bunu çok kafaya takıyorum. Yani bizi neyle tutuyorlar? Bu iş dünyası, işte 25 yıldır iş dünyasının içindeyim. Bizi neyle tutuyorlar? Dediğim gibi ilk dönem somut karşılığı vardı. Yani bir beyaz yakalının ya da özel sektörde çalışan bir gencin maaşı görece, yani aile ortalamasından daha iyi bir hayat kurgulamasına yetiyordu. Evet. Buydu. Yalbalamaya başladığında belki hatırlarsın o dönemi, şeyle tutmaya çalıştılar. İşte ünvanla. Yani ama o ünvanlar da içi boştu. Yani böyle bizim bile ne olduğunu anlamıyoruz. Bilmem ne executive, bilmem ne team lead, account manager, işte bilmem ne coordinator gibi. Ben böyle hatırlıyorum 23 yaşımda bir şey coordinator yaptılar beni. Ne olduğunu da bilmiyorum ama hoşuma gitti. Kartvizitim falan havalı geliyordu. Yani o güne kadar engineer'dım. O gün coordinator ünvanına geçmiş oldum ve oldukça da iyi hissettiğimi hatırlıyorum. Şimdi bak bu toplumda sana bir yer veren versiyon. Diğeri mesela bir mağaza çalışanı mesela toplumda bir iyi bir konumu da yok. Dolayısıyla tek bir şey için çalışıyor, para. Para da herhangi bir hayal kurdurabilecek para değil, çalışmıyor adam. Gençler niye çalışmıyor sorusunun cevabı orada. Çalışmıyor çünkü sen ona aslında hiçbir şey sunmuyorsun. Bence bak devam edeceğim. İlk programlarımızdan birisi şeydi ya, bu büyük istifa yapmıştık, hatırlıyor evet, musun? Evet. İlk programımız dahi ya da ilk üç programımızdan birisi. Orada şeydi gerçekten de, o büyük istifa trendi aslında TikTok'ta başladı. Yani ben ne yapıyorum ki, işte sabah erkenden kalkıyorum. Ondan sonra cuma işte her gün aynı kahvaltıyı yapıyorum. Bir oda bir salon bir evde oturuyorum. O bile paylaşımlı bir ev. Yeter ya. Ya da şey sessiz istifa, özür dilerim. Yani onu bir şekilde çalışanlar demotive olmuştu. Onun karşılığında bu ne kadar doğal bir akım, ne kadar büyük kurumsal şirketlerin başlattığı bir akım bilmiyorum ama yine aynı mecrada TikTok ağırlıklı şeyler çıktı. Selam, size bir günümü anlatayım. Sabah 7'de gidiyorum, işte ofisime giriyorum. Şirket bize güzel bir kahvaltı yapıyor. Mert Can'la Burcu'nun bana portakal sıkmış. Aynen.
Ondan sonra saat 5'te happy hour'ımız var. Şirkette içki içiyoruz. Bir arkadaşımız satış rekoru kırdı. Onu kutluyoruz falan gibi. Aslında parasal bir karşılığı olmayan ama o sessiz istifanın karşıtı bir, yani o uyanışa karşı bir dakika ya uyanmayın daha iyiydik tonu veren şeyler oldu. Dediğinde de şu var, dediğin işte bir AVM'de çalışan bir reyon görevlisini ne motive eder gibisinden, onda da sen çok daha iyi biliyorsun. İşte asimetrik ödül prim sistemleri var herhalde. Yani çıtanın çok üstüne çıktığında bir anda hayal edemeyeceği paralar kazanabilen satış uzmanları, reyon görevlileri olabiliyor diye biliyorum. Yanılıyor olabilirim. Sen daha aşinasın o dünyaya, belki düzeltirsin. Yani şey, aslında oradaki içerideki kariyer sistemi cezbedici. Yani bir mağaza müdürü olduğunda fena olmayan bir beyaz yakalı maaşı alıyorsun mesela. Yani onun da üstünde işte bölge müdürü olabiliyorsun. Bölge koordinatörü olabiliyorsun. Öyle bir yükselme rotası veriyor. Ama şey, prim sistemi de yani çarpı 2 maaşa çarpı 3 maaşa varan prim sistemleri de özellikle bayram dönemlerinde, yılbaşı dönemlerinde falan oralara ulaşabilen mağazalar oluyor. Orada da mağazalar arası şu rekabet oluyor. Mesela daha ucuza giyim satan mağazalar, daha yoğun mağazalarda daha çok prim oluyor. Daha klas mağazalarda daha az prim oluyor. O yüzden orada çok komik bir şey var ya. Adam daha az klas bir markada çalışıyor ama daha çok para kazanıyor. Daha klas markada çalışan satış az olduğu için primi de az oluyor onun. Onlar arasında kılık kıyafete baksan tam tersi ama. Ve işte sen onun mağazasına girsen tam tersi davranacaksın. Sana daha snob davranacak adam ama öbürü daha iyi kazanıyor. Yine bir Umut Sarıkaya'nın börekçi karikatürünü. Tam onu diyecektim. Börekçiyle şekilli garson. Şekilli garson. 3 sene olmadık ama 2 seneye yaklaştık. Bu programda ikinci atışta bulunduk. Aslında güzel bir yere geldik. Yani şeyde bir uyutuluyorsak belli oranda bu uyutulmanın içinde rıza da var. Yani kimse de yani işte senin de belli oranda futbol ya da spor takipçisi olduğunu biliyorum. Ben de öyleyim. Evet, yani bunun irrasyonel tarafları olduğunun farkındayız. Ve buna belli oranda ya bu irrasyonelite, evet ben bunu kabul ediyorum diyorsun. Ya da şey gibi, işte şarap içmek gibi. Mesela içtiğinde iki kadeh şarap içtikten sonra içmeden önceki halin kadar rasyonel olmayacağını biliyorsun. Yani belli oranda bir işte bilincinde zayıflama olacağını, mantığında zayıflama olacağını, adı üstünde sarhoş olup bir miktar uyutulacağını biliyorsun. Ama o mutluluk paketinin içinde satın alıyorsun onu. Ya şeyde zaten anlaşalım. İnsan rasyonel bir varlık değildir konusunda bir anlaşmamız gerekiyor konuşmaya devam edebilmek için. Çünkü öyle. Bütün o yanlış varsayımlar da şöyle. Yani sen futbolla ilgilenmeseydin, bak rasyonel bir insan olduğun için şuna karşı çıkardın ve bak şunlara direnirdin. Yani belki hayır, belki rasyonel olan o değil bu arada. Belki geçen de... Hocam geçen hafta burçları gömdük, şimdi oldu mu bir hafta havayla böyle? burçlara inanmak isteyen de aslında kendi irrasyonelliğinde bunu obsesyona dönüştürmediği sürece bu oldukça da sevimli bir hobi. Çok da kızmadık zaten, farkındayız. Tabii yani madem bugün itiraf köşesi açıldıysa, yani bir uyu Türkiye muyu kurbağam gibi yavaş yavaş ısıtılıyorsun. Posta attım. İki dönem dönem burçları açıp okuduğum oluyordu gazeteler, özellikle günlük gazete döneminde. Hoşuma da giderdi yani burcumla o an bir paralellik yakalamak. Dediğin doğru, %100 rasyonel olamayız. Hatta yine böyle şey tespit şey yapmayalım ama psikolojik teşhis yapmayalım ama %100 rasyonel olduğunu iddia eden insanların rasyonelliğe daha uzak olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Çünkü total mutluluğu üzerinden rasyoneliteyi analiz ettiğinde aslında negatif bir senaryoyla karşılaşıyoruz. İrrasyonel davrandığı söylenen bir adama göre daha negatif bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Çünkü sadece para odaklı düşünmek full bir rasyonelite değil aslında. Doğru. Sadece işte onun hani uçlara gidelim yine, ekstremlere gidelim. İşte atıyorum dozunda bir işte takım taraftarlığı, dozunda bir moda takipçiliği, işte dozunda bir astrolojiyle ilgili burcumda ne yazıyormuş demek insana tatlı mutluluk tatminleri getirmekle birlikte bunun bağımlısı olmak, yani işte moda trendleri yüzünden evini barkını satan noktaya gelmek,
çıkmamış ürün için 3 gün önceden kuyruğa girmek, takım taraftarlığı yüzünden kanlı bıçaklı savaşlara girmek ya da benim takımım kazanırsa dünya şöyle değişecek, o kazanırsa böyle değişecek gibi uç senaryolara gitmeyi bence irrasyonel kabul edelim. Ve onlara uyumuş kabul etmemiz gerekiyor sanki. Kesinlikle. Şimdi hafif bir konunun yönünü değiştirip kitlelerin afyonu konusunun aslında nereye işaret ettiğini de bir konuşalım. Marx Dean'in kitlelerin afyonu olduğunu söyledi. Ve aslında biraz daha bağlamı biraz daha geniş bir ifadeydi o. Ama sözün özü gene oraya varıyordu. Şimdi şöyle bir şey var. Haklı olduğu çok taraf var. Sen çok ciddi haksızlıklara uğruyorsun. Ve birisi de sana inanılmaz zarar veriyor. Senden daha güçlü olan birisi senin gibi 100 kişiye birden zarar veriyor. Sen de diyorsun ki Allah senin belanı versin. Ya da cehennemde yanasın inşallah. Şimdi bu 100 kişiye birdenbire sarsıp silkeleyip desen ki yok arkadaş öyle bir şey buradan ibaret ve bu bilgiyle oradan dönseler. Şimdi acaba ne olur? Marx burada haklı mı acaba? Yani o bilinç gelişir ve dünyanın sadece bu dünyadan ibaret olduğuna inansa insanlar acaba ne kadar farklı davranır? Bu sorunun cevabı çok kolay verilebilecek bir cevap değil ama bir kısmının farklı davranacağını söyleyebiliriz. Mesela bir örnek vereyim. Hindistan'daki kast sistemini örnek vereyim. Ve orada sadece küçük bir bez parçasıyla bir akarsuyun kenarında bekleyen insanlar var. Ölünce işte oradan bir şeyler olacak, ödül olacak falan filan. Ömrün orada geçiyor. Başka hiçbir varlığı yok. Adam orada bekliyor. Sakalını uzatıyor, şey yapıyor. İşte başka bir kast bir sonraki hayatını biraz daha iyi yaşamayı bekliyor. Farklı dinlerdeki insanlar işte burada fakirim ama öteki dünyada zengin olacağım buna inanıyor. İşte burada eşim yok, karım yok, işte şöyle bir şey yok ama öteki dünyada bunlardan gani gani olacak bu ödül sistemine inanıyor. Şimdi bu inanç sistemlerini ortadan kaldırdığında daha kötüsü, daha fenası ilahi bir ödül ve ceza olmadığına, ilahi bir adalet olmadığına insanları ikna ettiğinde insan nasıl davranırdı acaba? Yani kötüler kötülükleriyle kalacak ve kötülükleriyle de gayet güzel de hayatlarını geçirebilirler. Çok da güzel bir hayat geçirip çok da güzel ölebilirler. Öldükten sonra zaten bir şey olmayacak. Ne kadar korkunç bir bilgi değil mi? Aslında öyle. Şimdi Marx'a geri dönelim. Orada Marx kitlelerin afyonudur derken bence afyonu iki anlam, bence değil. Kesinlikle afyonu iki anlamda kullanıyor. Bir mutluluk da veriyor. Ağrı kesici. Yani hem uyuşturuyor hem de ya da mutluluk verici dersin. Ben ağrı kesici demeyi tercih ettim. Şimdi o ağrı kesiciye de ihtiyacımız var. Yani hangimiz dediğimiz istisnalar olmakla birlikte hangimiz bir yerimiz ağrıdığında ya bu hayatın gerçeği ben bu acıyla yaşamaya devam edeceğim ve vücudumun bu ağrıya olan reaksiyonunu sarmalayacağım diyoruz. Yok arkadaş basıyoruz gidiyoruz. Alıyoruz ağrı kesici. O da rasyonel bir şey mi? Yani vücudun ağrımaya devam... Yani o arıza i̇şte bu yüzden burçtu faldı bunların peşinde koşan insanları gerçekten çok insani bir durum olarak görmek lazım. Hoş görmek demiyorum. Hoşgörü dediğin zaman sen kendini üste konumluyorsun. Bunu çok normal insani bir durum olarak görmek lazım. Elbette öyle. Yani bizim ya da kendi perspektifimiz dışındaki dinsel inanışlar da böyle. Eğer bu bireyin kendi tercihleri çerçevesinde kaldığı sürece, geçen programlarda konuştuk, yani bu bir toplu birbirlerine zarar vermeye dönüşmediği sürece, senin dediğin gibi adamın birisi bir nehir kıyısında oturup da mutluluğun yolunu gözlüyorsa, onu var eden maneviyat oysa, bunu garip bulmakla birlikte onun kendi dünyasında tutarlı görüyorum ben. Şeye devam etmek istiyorum. Senin varsayımına yani böylesi bir manevi ödül ceza sistemi olmasaydı ne olurdu? Muhtemelen bizim şu an suç olarak tanımladığımız her şeyin oranı artardı. Yani hırsızlığın da oranı artardı. Sadece diye düşünme. Yani bir adaletsizliğe maruz kalan kişi o adaletsizliğe karşı inanışına sığınarak, sarılarak üstesinden geliyor. Eyvallah. Ama birçok insanın içindeki kötü ihtimali de frenliyor bu öbür tarafta hesap verme ihtimali. Eğer yani gören bir küçük bir itirazım olacak. İnançsız bir insan ne bileyim bir başkasına tecavüz etmiyorsa
Yani nasıl olsa bunun şeyi cezası olmayacak deyip yapıyor mu? Sen diyorsun ki gerçekten böyle eğilimi olan, şiddet eğilimi olan ve inancı nedeniyle kendini durduran insanlar var ve bu fren bir miktar boşalacaktı. Ama bu hipotezin tam tersi geçerli değil. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Son 100 yılda inançsızlık oranı artmış mıdır, azalmış mıdır? Vallahi bölgesel değişiyor. Uydurmayayım şimdi, önümde veri yok. Çok bölgesel net azaldı. Çok evet, net bölgesel azaldı. Değişmekle birlikte azalmıştır. Şöyle, hocam ben şu an Orta Doğu'dan bildiriyorum. Yani benim bulunduğum coğrafyada din savaşları hala devam ediyor. Benim evet. bulunduğum coğrafyada din göçleri devam ediyor. O yüzden bölgeselliği şerh koyarak azalmıştır tespitini kabul ediyorum. Suç oranı artmış mıdır, azalmış mıdır, ama bir sürü başka değişken daha var. İnsanların suç işlememeye, suç oranı da belli bir oranda azalmış durumda bu aranda. Ama o daha çok dinsizlikle alakalı değil. Devletlerin ve cezalandırma sistemlerinin güçlenmesiyle, gözetlenme sistemlerinin güçlenmesiyle alakalı. Yani insanın şiddet şey öncesi dönemde, avcı toplayıcı dönemde bir insanın başka bir insanın elinden ölme ihtimali %30'lara çıkıyormuş. Halbuki ilk hipotezler neydi? Uygarlık tarihinin bizim eski kitaplar falan şey yazardı. Ne zamanki tarıma geçtik, ne zamanki mülkiyet ortaya çıktı, o zaman işte şiddet başladı falan diye anlatırlardı kurguyu. Tarihsel kazıları bir baktık. İlkel insanlar da bayağı birbirlerini muhtemelen ağaçtaki bir meyve için falan öldürmüşler. Dolayısıyla şiddet %30'lardaymış. Şiddeti azaltan şey devlet olmuş. Yani cezanın merkezileşmesi olmuş. Şiddetin tekelleşmesi olmuş. Bu çağda azaltan şey de muhtemelen bir boyutu da gözetleme sistemlerinin artması ve cezalandırma sistemlerinin netleşmesi olmuş olabilir. Ama bir boyutuyla da 1800'lü yıllarda dünya halklarının %96'sı fakirlik, açlık sınırında yaşıyormuş. Çok çok büyük bir oranla bahsediyorum. Bu oran giderek düşmüş. Yani şu an %3,5'larda falan bayağı azalmaya da devam ediyor. Açlık sınırının altında yaşayan insan oranı. Tabii bunu şu andaki dünya yaşarken, dünyanın daha iyi bir yere doğru gittiğini algılamak ve buna inanmak gerçekten zor bir şey, ama istatistiki olarak bundan bahsedebiliriz. Açlık sınırının altında yaşayan insanların oranı belli bir seviyenin altına indiğinde, ki bu 1970'lerdeki tarım devriminin falan bunda çok payı var. Yani biz GDO'larla işte çeşitli ilaçlama teknikleriyle falan 1'e 5 arttırmışız verimlilikleri. Yani nüfus 1'e 5 artmadan 1'e 5 artmış verimlilikler, daha fazla artan ürünler de olmuş. Ve belirli bir refahı da tarımsal olarak da sağlayabilmiş. Açlık sınırının altındaki insan sayısının da azalması buna neden olmuş olabilir. Dolayısıyla kendi hipotezimi kendim istisna olarak koyuyorum kenara. Çünkü diğer faktörler çok daha fazla. yani şöyle, dinin birçok toplumsal boyutu varsa, ben toplumsal boyutlarından güçlü bir bacağını işte bu olası suçu, tırnak içinde sapkınlıkları, ekstrem hareketleri engellemekte başarısı olarak görüyorum. Bunu toplumların, komünitelerin yapamadığı durumda, devletlerin ise dediğin gibi yasalarının ya da gözetleme sistemlerinin yetişemediği toplumlar, bunu din yaptı. Ve bu şey değil, ben dediğim gibi ben inançlı birisi değilim. Ve inançlı değilsem şeyler öyle düşünüyor ya, inancına bağlı insanlar inançsızlar diyor ya, ne güzel size her şey serbest gözüyle bakıyorlar ya. Aslında onun olmadığını bir inanç öğretisine bağlı insanlara anlatmak zor. Çünkü onun ana bağlı olduğu eksen olduğu için bu ekseni olmayan kişilerin neye bağlı olduğunu pozisyonlamakta zorlanıyor. Ama ben dünyanın azalmasına rağmen büyük çoğunluğunun bir dinsel inanışının olduğu bir yüzyıldan geçiyoruz. Ve bu yüzyıl özellikle de devletin, yasaların, gözetleme sistemlerinin yetişmediği yerde din ve vicdan suçun önündeki en büyük engel. Evet, ama bir yandan düşününce şimdi mevcut çoğunluğun inandığı din sadece iki şeyi yasaklamışken sen kendine yüzlerce şeyi yasaklamış durumda. Sen kendine daha zor bir şeyle inşa etmiş durumdasın. Zaten öyle şey örnekleri var. Ben kimi zaman sorarım da böyle insanlara sohbet ettiğinde. Yani teknik olarak baktığında doğada senden güçsüz canlılara, kimsenin görmeyeceği bir yerde sana zarar verdirmeyen şey senin
vicdanın, ahlakın, inanışın. Aslında seni sence yapan şey o. İşte güncel sokak hayvanları tartışmaları, ne bileyim çocuklarla ilgili, güçsüz canlılarla ilgili sana ne dur diyorsa seni sen yapan şey o, senin özün o. Ve bence kimi insanlara bunu dur demekle din başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Okey. Başka uyuşturucu var mı? Toplumlara uyuşturucu. Yani, Civilization oynadın mı bilmiyorum. Ben hayat hakkında bana pek çok şey Civilization oyunu öğretmiştir. Yani Age of Empires ve Heroes, Caesar benzeri türevlerini oynadım. Evet, bu biraz daha durarak oynanan turn-based deniyor. Turn-based bir oyun ve gerçekten bir strateji oyunu ve inanılmaz bir sabır gerektiriyor oynamak için. Bende de o vardı böyle. Neredeyse Asperger'e yakınsayan şekilde çok fazla bir şeye odaklanabilen bir çocuktum. Ve uzun yıllar ben Civilization oynadım ve aslında fark etmeden hayata dair pek çok şey öğretiyor. O yıllar sonra onu anladım. Mesela Civilization'da ülkeni yönetirken senin bir numaralı mücadele etmen gereken şey şehirlerdeki halkların isyan etmesini engellemekti. Orada da rejimin tipine göre isyanı engelleme metotları değişiyor. Sen diktatörlükle yönetiyorsan 10 birim insan yaşıyorsa oraya 5 birimini asker yapman gerekiyor. Ama sen demokrasi rejimindeysen insanları askerle susturamıyorsun ve isyan ediyorlar. Onları isyan ettirmemenin yolu onların refah seviyesini arttırmak. Luxury içinde yaşayan insan sayısıyla mutsuz insan sayısına eşit tuttuğunda isyan çıkmıyor. Bunlar artınca isyan çıkıyordu. Yine medeniyetten bağımsız bir kilise yapıyorsan o şehre 3 birim anepi insanı normal stable hale getirebiliyorsun. Bir kolozyum yapıyorsan 5 birim anepi insanı normal hale getirebiliyorsun. Bak adam dini koymuş oraya, stadyumu koymuş ve şiddeti koymuş ve refah seviyesini koymuş. Demiş ki yani insanı yönetmenin metotları aslında bunların karmasını insanlara verebiliyorsan, sunabiliyorsan o medeniyette bir meşruiyet vardır. Demokrasi de insanları yönetebilmenin en önemli aygıtlarından bir tanesi aslında. Şöyle düşün, sen hiç seçim olmayacak bir evrende yaşasaydın ve bir takım haksızlıkları o zaman çıkardın, daha fazla çıkardın dışarı. O zaman daha fazla direnirdin, o zaman daha fazla bir şey olurdu. Demokrasi aslında sana diyor ki, bak burada duran kişinin bir iyi kötü bir meşruiyeti var. Sen bu meşruiyete karşı ayaklanmış oluyorsun aslında ayaklandığında. Sana biraz bu öğretiyi veriyor. Çok güzel bir konu açtın. Şimdi benim baktığım devrimci perspektifte dediğin her şeyi anlamakla ve büyük ölçüde katılmakla birlikte benim baktığım devrimci perspektif şunu da söylüyor. O isyan da uzun vadede toplumun refahına büyük katkı sağlayacak. Bir o isyanın içinde bulunduğumuz cumhuriyette, Fransız devrimi de köle isyanı da aslında bir isyandı. Acı, kan, ter, gözyaşıyla geçti ama İçinde bulunduğumuz refahta büyük katkıları var. O yüzden o isyanı sadece o isyanı yaşayan, o çağda yaşayan binler, milyonlar açısından değil, dünyanın büyük tarihi açısından düşününce o isyanların büyük faydası var. Bastırmamak, belki de desteklemek gerekiyor. Şey gibi, biraz orman yangını teorisi gibi yani. Orman yangını da ormanların kendini yenilemesi için belli bir fırsat. O yüzden burada bir şerh koymak istiyorum. Hep o isyan olmasa kiliseyle, dozunda kolezyum şiddetiyle, bir ekonomik refahla ve demokrasiyle bu isyanı sönümlemek uzun insanlık yolculuğunda iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Hatta Bulutsuzluk Özlemi'nin öyle bir şarkısı vardı. Çok da hoşuma gider o. Acil Demokrasi şarkısını belki bilirsin. Sözünde şöyle der. Yani o da böyle daha devrimci bir bakış açısından çelişkiler keskinleşsin diye böyle mi geçsin ömrüm, acil demokrasi. Yani bir yandan evet devrimci bakış açısı der ki ya bu iktidarın bu adaletsizliğin ne olduğu iyice ayyuka çıksın ki büyük radikal bir değişim olsun. Ama öte yandan aynı devrimci bakış açısı da der ki daha iyi bir topluma minik minik demokrasinin geliştirilmesiyle de gidebiliriz. Bu da kendi içinde böyle kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan köpek gibi bir döngüdür. Bunun yanıtını biliyor muyum? Kesinlikle bilmiyorum. Ama kendi içinde ben de kuyruğumu yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan derim ki bu adaletsiz düzen
kendi daha da rezil etsin ve nerelerde iyileştirme yapacağımızı bulalım. Ama bir yandan da az önce söylediğim gibi bir dakika ya, demokrasiyle şurayı da bir yamayla, burayı da bir sıvayla düzeltebiliriz gibisinden bu fikir benim içimde savaşıp duruyor. Bilmiyorum sen nerede görüyorsun çıkışı? Ya ben de tam bir solcu gibi konuşacağım ama örgütlü olmadığı sürece hiçbir şey mümkün değil. Yani taksiciler gibi küçük bir grup bile örgütlü olduğu için pek çok hakkını koruyabiliyor. Ama taksi müşterileri örgütlü olmadığı için Twitter'dan tweet atıyor maksimum. Gerçek bir taksi eylemi yaşansa ve o taksicileri feda ederdi hükümet, değil mi? Yani bu böyle bir şey olsa. Dolayısıyla bu toplum bir korporasyon toplumu değil. Yani kurumlaşarak örgütlenen toplum, dini gruplar dışında yapısal bir birliktelikler çok nadir kurulmuş topraklarda. Herkes aslında çok bireyci toplum batı için söyleriz ama aslında atomize olan bir toplum daha çok burası. Çok fazla örgütlü yapılar yok. Meslek örgütleri çok kuvvetli değil. İşte bazı birkaç meslek dışında tüketici örgütleri çok kuvvetli değil. Yani Gezi dedin. Gezi bile neden sonuçta bir başarı oldu mu tartışılır. Ama örgütlü bir yapı olmadığı için zaten gideceği yön de belirsizdi. Ve mesela orada işte 5 maddeyle işte 3. köprü yapılmasın, şunlar yapılmasın falan diye 5 maddeye özetlenmiş bir şeye dönüştü. Sokağa çıkmış milyonlarca insan şeyi. Bir örgütlü yapı değil, kendiliğinden oluşan bir yapıydı. O yüzden çoğumuz sempati duyduk buna. Ama gerçek değişimler için insanların gerçekten kurumlaşması, örgütlenmesi gerekiyor. O da bu çağda giderek daha imkansızlaşan bir şeye dönüşüyor. Hocam hazır seni sola çekmişken ben de şaşırtıcı bir şekilde daha diğer tarafa gidip belki de zirvede bitireceğiz bugün. Örgütlenme şart dediğini görüyorum ve şöyle artırıyorum. Bu programa adını veren, bizi kitleler uyutuluyor mu denilen topluluklar, dini gruplar ve taraftar grupları ülkenin en büyük örgütlükleri. Çelişkiye bakar mısın? Evet, tabii. Yani bizim acaba uyuyorlar mı dediğin, hani en basitinden ya küçük bir ilçenin taraftar grubu bile muhtemelen o ilçenin en örgütlü grubu. Tabii. Şeyleri, Fenerbahçeleri, Galatasaraylıları saymıyorum. Yani dedikleri doğru. Gerçekten milyonları sokağa dökebilecekler. Bir ara öyle bir şey vardı ya, Türkiye'nin en güçlü insanı işte hani bu darbeler döneminde Cumhurbaşkanı mıdır, Genelkurmay Başkanı, birisi dedi ki Türkiye'nin en güçlü insanı Fenerbahçe Başkanı'dır dedi. Ve yani doğruluk payı var gerçekten. Var gerçekten. Okey, güzel bir yerde bence bitirelim. Ben örgütlenin diyerek bitireceğim. Gerçek değişimin gerçekleşebilmesi için insanların yaşam koşullarının olağanüstü kötü ve kendisini ve etrafını da artık feda edebilecek kadar kaybedecek bir şey olmadığı bir dünya olması lazım. Dolayısıyla bir toplumu iyi yönetmek istiyorsanız onun refah seviyesini artıracaksınız. Merak etmeyin, o zaman kimse sokağa çıkmaz. Buradan da politikacılara mesaj verelim. İnsanlara refah basın hocam. Fazla da sıkıştırmayın. Özgürlükleri, çeşitli özgürlüklerini verin. Sen gene orada ihaleni yap. Yani gereksiz sıkışıklık yaratmana gerek yok. Benim de son sözüm şu olsun. Tekrar gireceğim belki ama uyutulmuyoruz aslında. Yani uyutulduğumuz anlar var ama bu uyutulmanın içinde rızamız da var. Ve ilginç bir şekilde en çok uyuduğumuz anlarla uyanmaya, en derin uykuyla uyanmaya yakın olduğumuz anlar birbirine yakın. İşte futbol bizi uyutuyor mu? Biraz evet ama biraz da işte futbol takımlarının örgütlülüğü. Din bizi uyutuyor mu? Evet ama din kardeşlerinin toplumsal olarak yarattığı kuvvet. Bunların hepsi iç içe. Hayat öyle o kadar net doğrulardan oluşmuyor. Biraz uyutuluyoruz, biraz uyanırız. Zaten tam uykuda ya da tam uyanık olmak da bize mutluluk vermez deyip sevgiler sunarak ayrılalım. İyi uykular Türkiye'm. Uyu Türkiye'm, uyu. Uyu Türkiye'm, uyu. Kurbağa da böyleydi. Hoşça kalın efendim. Bay bay.